Değerli izleyenler, çok sayıda soru alıyoruz. Zamlar ne olacak? Yeni zamlar, yeni emekli maaşları, bunlara biraz sonra geleceğim. Bir diğer önemli konumuz yılbaşı ikramiyeleri. Bakın, ülkemizdeki emeklilerimize her bayram öncesi ödenen 1000 liralık bayram ikramiyeleri, ki bazıları 1000 lira almıyor biliyoruz. Özel bankaların sandıklarından emekli olan vatandaşlarımıza da maalesef hiçbir şekilde bayram ikramiyesi ödenmiyor. Şimdi diyoruz ki biz, yılbaşında emeklilerimize hiç olmazsa bir yeni yıl ikramiyesi, bir yeni yılbaşı ikramiyesi ödeyelim. Bunun nedeni de şu: vatandaş gerçekten alacağı 50 liraya, 100 liraya, 500 liraya muhtaç. Çünkü emekli maaşları çok düşük. Yeni yıla hiç olmazsa az da olsa yüzü gülerek emeklilerimizin girmesi için mutlak surette bu yılbaşı ikramiyesinin artık kanunlaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek ya da Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle yasalaşması gerekiyor. Biz de diyoruz ki 1250 lira emeklimize yılbaşı ikramiyesini ödeyelim. Emeklimiz hiç olmazsa 2 tane faturasını öder. Emeklimiz hiç olmazsa bir nebze olsun bir derdine derman olur. Bakın, emeklimiz gerçekten çok zor durumda. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın halini biliyor musunuz? Emekli maaşı bağlanırken %25 kesinti yapılıyor. Örneğin bir vatandaşımız 2000 lira maaş alırken %25'ini kestiği zaman 1500 lira, bunu da dul ve yetimlere paylaştırıyorsunuz. Nasıl geçinecekler bu parayla, size şimdi soruyorum. Ve bunun yanı sıra bayram ikramiyeleri emeklilerimiz için çok önemli biliyorsunuz. Bayram ikramiyelerinin de enflasyon oranında mutlak surette arttırılması, zamlanması gerekiyor. Geçen yıl ödenen bayram ikramiyesi 1000 lirayla bu yılki 1000 lira bir mi? Hayır, değil. Burada şöyle bir şey var. Hani siyasetçilerimiz diyor ya, biz emeklimizin maaşını enflasyona ezdirmiyoruz. Böyle mi ezdirmiyorsunuz? Geçen yılın 1000 lirası, %20 enflasyon var ülkemizde resmi rakamlara göre, 800 lira oldu. Şimdi emekliye ödenecek olan bayram ikramiyesi zamanı geldiğinde enflasyondan dolayı bu 1000 lira olacak sana 600 lira. Enflasyon karşısında eriyor. Mutlak surette bayram ikramiyelerinin de arttırılması gerekiyor. Bu insani bir istek. Biz bayram ikramiyesini 10.000 lira yapın demiyoruz. Ya da 5.000 lira yapın diyor. Ya da 5.000 lira yapın demiyoruz. İmkansız bu. Ama enflasyona bari gelin, emeklinin bu ikramiyesini ezdirmeyelim. Olacak iş değil. Saygıdeğer izleyicilerim, bakın. Emeklimiz biliyorsunuz almış olduğu maaşın çok büyük bir kısmını faturalara ödüyor. Evet. Bu fatura desteğinin de artık yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklimize hiç olmazsa bir fatura desteği vererek, bunu da şöyle, mesela kış ayları geldi, emeklimiz 250-300 liradan aşağıya doğalgaz faturası ödemiyor, 150 liradan aşağıya elektrik faturası ödemiyor, 100 liradan aşağıya da su faturası ödeyen yok. Biz de diyoruz ki gelin emeklimize 450 lira fatura desteği verelim. Diyelim ki emekliye örneğin 200 liraya kadar olan doğalgaz faturanı ben ödüyorum, üstünü sen ödersin. İşte 100 liraya kadar, 150 liraya kadar olan elektrik faturanı da ben ödüyorum, üstünü sen ödersin diyelim. Emeklimize hiç olmazsa böyle bir katkı sunalım ki emeklimizin maaşı daha eline gelmeden bitmesin. Emekli bankaya kredi ödüyor, faturalar ödüyor, kele kiracı olanlar bitmiş zaten, yaşayan birer ölü. Gelin diyoruz, bu mağduriyeti hiç olmazsa zam vermiyorsanız fatura desteği vererek ortadan kaldıralım. Fatura desteği vermek çok mu zor? Emekliden 100 liraya kadar olan su faturasını almamak imkansız mı? Her yere para var ama emekliye yok. Şimdi futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırdılar değil mi? Bankalar Birliği yapılandırdı. Futbol kulüplerinin borçlarını nasıl olacak? Emekliye yok, topçuya popçuya var. Kardeşim, biz de diyoruz ki müteahhitlerin borçlarını yapılandırdılar. Biz şunu diyoruz, diyoruz ki yapmayın etmeyin Allah aşkına ya. Bu emekli yokluk, perişanlık içerisindeyken
Gelin emeklimize her hiç olmazsa 400-450 lira civarında bir fatura yardımı yapalım ki emeklimiz bir nebze olsun gülsün. Emekliye para yok. Topçuya var, popçuya var, müteahhite var, emekliye yok. Para yok. Kasada para yok. Devletin kasasında herkese para var ama emekliye, emeklilikte yaşa takılana para yok. Sanki emekli sadaka istiyor. Sanki emekli 25-30 yıl boyunca sigorta primini hiç ödemedi. Emeklilerimiz bildiğiniz üzere 3 yıl önce banka promosyonları almaya başladılar. Emeklilerimize ödenen 300-350 lira civarındaki bu promosyonlar da artık zamlandı. Emeklilerimiz eğer sözleşmeleri ilgili bankayla bittiyse maaşlarını daha yüksek promosyon ödemesi yapan bankalara taşıyabilirler. Bakın şimdi size hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi verdiğini tek tek okuyacağım. Halkbank. Halkbank 1000 TL'nin altında emekli maaşı alanlara 300 lira, 1000 TL ile 2000 lira emekli maaşı arası 1000 TL ile 2000 lira arasında emekli maaşı olanlardan Halkbank emeklilerimize ilk okuyacağım banka Halkbank. Bakalım Halkbank emeklilerimize ne kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. 1000 TL'nin altında emekli maaşı olanlara 300 lira ödüyor. 1000 TL ile 2000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 lira. 2000 TL'nin üzerinde emekli maaşı olanlara ise 450 lira bir promosyon ödemesini Halkbank yapıyor. Bir diğer bankamız İş Bankası. İş Bankası 450 liraya varan bir oranda emeklimize promosyon ödemesi yapıyor. Yani maaşı yüksek olanlara 450 lira promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca kredi kartından üyelik ücreti almıyor. Özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanı da emeklilerimize İş Bankası tarafından sunuluyor. Bir diğer bankamız FİBA Bank. FİBA Bank maaşınıza göre 330 lira, 415 lira ve 500 lira emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Bir diğer bankamız ING Bank. ING Bank 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere 250 lira artı olarak. Bir emekli arkadaşını tanıdığını ING Bank'a getirenlere de, yani o arkadaşınızı ING'ye getirirseniz ve maaşını ING'den almasını sağlarsanız da kişi başı 150 lira. ING mobil, yani cep telefonunuza ING Bankası'nın mobil uygulamasını indirirseniz, yüklerseniz de 50 lira ek bir promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız pek çok emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası. Ziraat Bankası emeklilerimize maaşınıza göre 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi, yani 450 lirayı bir anda ödüyor. Şimdi sıradaki bankamız QNB Finans Bank. Emekli maaşını taşıyıp herhangi bir bankacılık ürününü kullananlara, yani fatura talimatı verirseniz mesela 700 lira civarında bir promosyon ödemesi yapıyor QNB Finans Bank. Ayrıca tanıdığınız bir emekliyi de QNB Finans Bank'a getirirseniz 125 lira ayrıca promosyon ödemesi yapıyor. Sıradaki bankamız Vakıf Bank. Vakıf Bank'ta 450 liraya kadar bir promosyon ödemesini emeklilerimize yapıyor. Bir diğer bankamız Şeker Bank. Şeker Bank da emeklilerimize 450 liraya kadar bir promosyon ödemesi yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatı, fatura talimatı verirseniz 150 lirayı da veriyor ayrıca. Cep telefonundan, ayrıca EFT havale işlemlerinden para almıyor. Şubede sıra önceliği veriyor. Eve teslim maaş imkanı da bulunuyor. Yani engelli olanlar ya da evden çıkamayacak olanlara da evden maaşları götürülüyor, ödeniyor. Şimdi bakın. Emeklilerimize ödenen bu promosyonlar gerçekten çok düşük. Yani 3 yıl boyunca emekliye promosyon adı altında bir para, 450-400 lira ödeyeceksin. Sonra da
3 yıl boyunca kredi vereceksin, ek hesap kullandıracaksın, kredi kartı kullandıracaksın. Bu paranın 8-10 katını faiz olarak emeklimizden geriye alacaksın. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bankalar çalışan memurlara 3 maaşa kadar, 3000 liraya kadar biliyorsunuz promosyon ödemesi yapıyor çalışan memurlara. Ama emekliye sanki sadaka ödüyor gibi 450 lira bir promosyon ödemesi yapmak gerçekten emekliyle alay etmek. Arkadaş 3 yıl boyunca aya bölersen 36 aya 11-12 lira hadi 15 lira bir promosyon doğru değil. Bankalar para kazanmıyor mu? Bu ülkede en çok kar yapan işletmeler bankalar. Ama emekliyi de biraz görün kardeşim. Görün 3 yıl boyunca vatandaşı kendine bağlıyorsun. Ödediğin para devede kulak. Yapmayın, etmeyin. Şimdi saygıdeğer izleyicilerimiz promosyon konusuna döneceğiz. Diğer bankaları da ele alacağız ama emeklimizin dört gözle beklemiş olduğu bir diğer konu ise aile yardımı. Bakın yine tıpkı promosyon alan memurları aile yardımı yapıyor. Çalışmayan eşlere ve çocukları için toplamda 355 lira civarında bir ödeme yapılıyor. Şimdi emeklilerimize de mutlak surette bu aile yardımının yapılması gerekiyor. Memura var, emekliye neden yok diye sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Şimdi emekliye 1200-1500 lira maaş veriyorsun, aile yardımı yok. En düşük memur maaşı Ocak'ta 3000 liraya çıkacak. Sen 3000 lira alan bir vatandaşımıza aile yardımı yapıyorsun. Ama 1200-1500 lira emekli maaşı alan vatandaşımıza aile yardımı yapmıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bu vatandaşını farklı görmek değil midir? Ayırmak değil midir? Birine var, diğerine yok. Nasıl olacak? Emekli zaten geçinemediği için bu aile yardımından faydalanmak istiyor. Emekli borç batağının içerisinde bankalara gırtlağına kadar borçlu ama memura var, emekliye yok. Olacak iş değil. Bakın, kiracı olan emeklilerimizle ilgili çok güzel haberlerim var. Bunları sizinle biraz sonra paylaşacağım. Nasıl ev sahibi olabilecekler bunları anlatacağım. Şimdi emekli olan ve borcu olan emeklilerimizden çok sayıda soru alıyoruz. Diyorlar ki kardeşim bu 10 maaş hikayesi ne oldu? 10 maaş emekliye, 10 maaş avans. Kim istiyor bunu? Borcu olan emekliler. Neden borcu var? Çünkü düşük emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı yetse vatandaşımızın bankaya koşar mı? Tabii ki hayır. Neden koşsun? Vatandaşımızın bu borç çilesinden kurtulması için artık 10 maaşın ödenmesi gerekiyor. 10 asgari ücret şu anki rakamlarla 20.200 lirayı emeklimize mutlak surette artık ödememiz gerekiyor. Yoksa emeklinin bankaların bu borç tuzağından kurtulacağı falan yok kardeşim. Emekli gırtlağına kadar bankalara borçlu. Çoğu emeklinin 2 tane, 3 tane kredi borcu var. Mecbur, geçinemiyor. Çoluk çocuğunun ihtiyacı var. Onun için bankaya koşuyor. Yoksa kim bankaya gitmek ister soruyorum. Keyiften mi vatandaş kredi kartını kullanıyor, ek hesaptan para kullanıyor ya da kredi alıyor? Şimdi bu mağduriyetin ortadan kaldırılacağı günü, yani 10 maaşın ödeneceği, 10 maaş avansın ödeneceği günü dört gözle bekliyoruz. Artık bununla ilgili sayın devlet büyüklerimizin gereken adımı atması gerekiyor. Bu artık zorunlu bir ihtiyaç, sosyal bir sorun. Milyonlarca vatandaşımız bankaya olan borcu yüzünden geceleri uyuyamıyor, derdine dert ekliyor. İşte bu mağduriyetin artık ortadan kaldırılması için müjdeli haberi biz vermek istiyoruz. Emekli mecbur 10 maaş ikramiyeyi, avansı almak zorunda. Yoksa bu borçtan öleceği güne kadar, kefenleneceği güne kadar vallahi billahi kurtulamaz. Nasıl kurtulsun? Düşün, 1500-2000 lira emekli maaşı veriyorsun. 1000 lira her ay
bankaya kredi taksidi ödüyor. Geriye kaldı 500 lira ya da 1000 lira. Nasıl geçirecek? Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılasın? Üstüne bir tane ceket mi alsın? Emekli bu parayla ne yapsın kardeşim? Nasıl geçinsin? Nasıl çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılasın? Kendi ihtiyacını karşılayamıyor. Bırak çoluk çocuğu. Olacak iş değil. Bu mağduriyetin artık ortadan kaldırılması için 10 maaş avansın bir an önce artık ödenmesi çok ama çok zorunlu bir durum. Yangın var emeklinin evinde, ocağında yangın var. Borç yangını var. Gırtlağına kadar borçlu, geçinemiyor. Vatandaş nasıl geçinsin kardeşim? Bu hayat şartlarında 1300-1500 lirayla soruyorum ya. Allah aşkına ya. Emekli taş mı yesin kardeşim? Kirada değil diyelim. 1500 lirayla ay sonu nasıl getirecek? Şimdi zamları biraz sonra açıklayacağım. Emekliye 3 kuruş zam ama çarşıda, pazarda %30, %40 zam. Nasıl olacak ya? Yapmayın, etmeyin. Bu vatandaşın sesini, emeklinin bu çilesini kim görecek, kim duyacak? Seçim döneminde kapısı çalınan emekliyi seçimden sonra niye unutuyorsunuz? Yazık, günah. Yani bu vatandaşımızın artık dayanacak gücü kalmadı. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Yapmayın ya, yapmayın Allah aşkına ya. Emekliyi biz açlığa mahkum etmişiz, yokluğa mahkum etmişiz. Emeklinin ne sesini duyuyoruz ne de yüzünü görüyoruz. Seçimden sonra bir tane milletin vekili, bak altını çiziyorum. Milletin vekili emeklinin sorunlarıyla ilgilenmiyor, umrunda bile değil. Yapmayın kardeşim, yapmayın ya. Emekliyi biz bankaların kucağına atmışız. Git geçin diyoruz emekliye.